Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Ali Usta ziyaretime gelmiş. Ali Usta ne haber? İyi abi. Ali Usta iki günde bir geliyor sağ olsun. Bensiz yapamıyor. Arkadaşlar bir adet 1.9 BLS. Trigger söktüm. Trigger kayışının durumu şu. Yani çok da aslında kötü değil. Biraz daha belki giderdi. Aracımız 200 kaçtı hatırlamıyorum. Kilometresine beraber bakalım. ...235.000 kilometrede. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz Ali Ustacığım. 235.000 kilometrede. Bir Volkswagen Caddy 1.9. Trigger kayışının durumunu gösterdim. Durum bu. Daha önce değişmiş yani. Hatta iki defa değişmiş kesin. Devamında devir daimının hiç değişmediğini gördüm. Nasıl bir devir daim çıkacak onu merak ediyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani evet, devir daim henüz tam olarak kaçırmamış ama bu devir daimin normal bir devir daim çıkacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü sistemde su kullanılmış. Ve şöyle bir devir daim çıktı gördüğünüz gibi. Su kaçağı olmuş mu ona bakalım. Yani su kaçağı oluşmamış, henüz su kaçırmamış ama devir daimin yarısı yok arkadaşlar. Şu kısım çürümüyor. Neden çürümüyor? Çünkü plastik. Bazen bu ortadan yarılabiliyor. Hatta plastiğin göbeğindeki gördüğünüz üzere metal bile artık çürümüş. Neden bu şekilde çürüyor? Yani kapak devir daim bu şekilde çürüdüyse kapak da çürüyebiliyor mu? Evet arkadaşlar, çürüyebiliyor, zarar verebiliyor ama devir daim daha zayıf, devir daim daha çok çürüme yapıyor bu gibi durumlarda. Neden çürüyor? Uzun süre değiştirmediğimiz antifrizlerden dolayı çürüyor. Antifrizler artık yani yıllanmış şarap gibi olup, yani kötü bir örnek verdim biliyorum ama yani sirkeleşiyor artık. Sirkeleştiği için de antifriz artık asitleşiyor işin açıkçası. Ve alüminyumu bu şekilde yemeye, çürütmeye başlıyor. Onun için zamanında antifriz değiştirmenin önemini bu videoyla bir kez daha sizlere göstermek istedim. Sistem gördüğünüz gibi pas su kullanıldığı için. Ve çürüme su kullanmayla beraber, bakın şöyle diş çürüğü gibi şuradan başlıyor. Bakın kenarı simsiyah. Diş çürüğü gibi buradan başlıyor, çürüyor, en sonunda dağılıyor ve Allah göstermesin trigger kayışını attırıyor, diş attırıyor, bir şeyler yapıyor ve siboplarımızı yamultuyor, eksantriğimizi çeviriyor, iteceklerimizi kırıyor ve bize büyük zararlar açıyor. Bundan dolayı arkadaşlar özellikle araç satın alırken ilk önce antifriz kapağını, genleşme suyu kapağını açın. İçinde paslı su mu var yoksa antifriz mi var? Kesinlikle ve kesinlikle buna dikkat edin. Eğer ki genleşme kabının içinde paslı su varsa o araba istediği kadar iyi olsun arkadaşlar. Bence uzak durun. Almayın derim. Yani zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bu arada şöyle bakıyorum. Volkswagen Audi orijinal. Yani 235 bin kilometre bu parça yürümüş arkadaşlar. Daha öncesinde kesinlikle kesinlikle değiştiğini düşünmüyorum. Ama işte antifriz kullanılıp zamanında da değişim yapılmış olsaydı, bakın zamanında da değişim diyorum. Çünkü niye? Sadece antifriz olması yeterli olmuyor. Bir de süresinin dolmamış olması gerekiyor. Zamanı dolduğu zaman vaktinde değişmesi gerekiyor ki bu şekilde zehirleme, kanser yapmasın, devir daim gibi. İçindeki diğer parçalar gibi, işte soğutucu, yağ soğutucusu gibi, bunun şurada aşağıda gibi parçalara zarar vermesin diye zamanında da antifrizimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve antifriz değişiminde arkadaşlar ucuzuna kaçmayın. Al oğlum, koy bir kenara. Ucuzuna kaçmayın, kesinlikle kaliteli antifriz kullanın. Mümkünse organik antifriz bulabilirseniz organik antifriz kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bakın contası burada. O bile ben gelmeyeceğim diyor. Şimdi orayı temizleyeceğiz güzelce. Ve pırıl pırıl bir şekilde contasını da yağlayarak toplayacağız. Contanın contalığı kalmamış ya. Şuna bakar mısınız? Böyle bir durum ve böyle bir durumu
normal olmayan sıra dışı bir durumu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bakım, bakım, bakım. Her zaman bakım. Bakım şart, bakım önemli. Hoşça kalın.